Patates sorusunun B maddesine geldik. Bir bakalım. İkinci türevi kullanarak A maddesinde patatesin T eşittir 3'teki sıcaklığı için bulduğunuz tahminin düşük mü yoksa yüksek mi olduğuna karar verin. A da t eşittir 0 eğriye teğet olan doğrunun eğimini bulmuş ve bunu kullanarak t eşittir 3'teki sıcaklık için bir tahminde bulunmaya çalışmıştık. Peki sizce ikinci türev bunun düşük mü yoksa yüksek mi? Evet böyle bir tahmin olduğu konusunda bize nasıl yardımcı olabilir? İkinci türev bize eğrinin çukurluğu hakkında bilgi verir öyle değil mi? Bu da eğimin bu aralıkta artıp artmadığı anlamına gelir. Bunu kullanarak tahminimizin düşük mü yoksa yüksek mi olduğuna da karar verebiliriz. İsterseniz hemen ikinci türevi bir alalım. Birinci türev burada. Şuraya bir kere daha yazayım hatta parantezi de açayım ki türevi almak daha kolay olsun. Evet, h'ın t'ye göre türevi, eksi 1 bölü 4 çarpı h, eksi eksiden artı olacak, artı 1 bölü 4 çarpı 27'ye eşit. Ekranı biraz aşağı kaydırıp kendime yer açayım. Grafikte ekranda kalsın, belki işimize yarayacak. Şimdi bunun t'ye göre bir kere daha türevini alacağız. Buraya yazıyorum, h'ın t'ye göre ikinci türevi eşittir. Birinci terimin t'ye göre türevi, bunun aşağı göre türeviyle aşın t'ye göre türevi, türevinin çarpımına eşittir. Eksi 1 bölü 4. Yani bunun aşa göre türevi çarpı aşın t'ye göre türevi. Bu arada bunun zincir kuralı olduğunu da anladınız değil mi? Sabitin t'ye göre türevi 0. Böylelikle aşın t'ye göre ikinci türevinin neye eşit olduğunu bulduk. Peki bu bize ne anlatıyor? Bundan önceki videoda bizi ilgilendiren aralıkta, bunu grafik üzerinde göstereyim, T'nin sıfırdan büyük olduğu aralıkta patatesin sıcaklığının her zaman 27 dereceden büyük olacağını biliyoruz. Buradaki ifadeye odaklandığımızda bir önceki videoda da bahsettiğimiz gibi bunun her zaman negatif olacağını söyleyebiliriz öyle değil mi? Neden? Çünkü H 27'den her zaman büyük olacak yani bu kısım hep pozitif pozitif olacak. Eksi 1 bölü 4 ile çarpınca da sonuç her zaman negatif olacak. Bu da DH bölü DT'nin yani sıcaklığın zamana göre türevinin her zaman negatif olacağı anlamına gelir. Hemen not ediyorum. Bu ya da bu her zaman negatif olacaklar. İkisini okla gösterip t sıfırdan büyük olduğunda h 27'den büyük olduğu için dh bölü dt negatif olur diyorum. Buraya da t sıfırdan büyük olduğunda dh bölü dt sıfırdan küçük olacağı için h'ın t'ye göre ikinci türevi sıfırdan büyük olur yazdım. Peki bu ne demek? Bakın ikinci türev eğer pozitifse bu çukurluğun yukarı yönlü olduğu eğimin arttığı ya da eğimin negatifliğinin azaldığı anlamına gelir. Eğimin negatifliği giderek azalıyorsa T eşittir 3'te sıcaklığın ne olduğunu bulmak için yaptığımız tahminler için çok negatif bir eğim kullanırız. Eğimin gerçekte çok daha az negatif olduğunu görüyorsunuz değil mi? Bu da sıcaklığı T eşittir 0 ile T eşittir 3 aralığında normalden fazla düşürdüğümüz olarak yorumlanabilir. Demek istediğim elde ettiğimiz tahmin düşük bir tahmindir. Bunu da not ediyorum. Burada çok yerim kalmadı ama sanırım şuraya sıkıştırabilirim. Buna göre de A'daki tahminin düşük bir tahmin olduğu sonucuna ulaşıyoruz. Bu arada tüm bunları sınavdayken yapıyor olsaydım yazdıklarımı daha açık bir şekilde ifade ederdim. Ama şimdi önemli olan sizin işin mantığını anlamanız.